enişteye söyleyemediğimiz şeyler oluyordur mutlaka. Çora çocuğa bağırmak istiyoruz, bağıramıyoruz. Ne yapıyoruz? İçimizde biriktiriyoruz. Buraya gelince kirkitten alamadım, veremedim. Şunu da deseydim iyiydi falan deyip bunu şiddetli vurdukça içimizi boşaltıyoruz değil mi? Onu da kattığı zaman yemeğin lezzeti bile değişiyor. Sinirliyken kattığını düşünsenize, içine tuz dolduruyor. Allah! Abi vallahi var burada bir hareket. Ben buraya girmezsem ayıp olur şimdi. Bana müsaade. Rengarenk. Şimdi bir elimde mikrofon tuttuğum için iki testiyi birden omzuma alamıyorum. Ortadaki ben, karıştırmayın. Yani buradan baksalar beni görecek sanki sevgili izleyenler. Şöyle tutayım ben. Abi görünüyor muyum? Sesim geliyor, görüntüm de geliyor mu abi? Zar gibi maşallah. Merhabalar sevgili Çiftçi TV izleyenleri. Yeni bir köy havası programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Isparta'nın Keçiboğlu ilçesine bağlı Senir kasabasındayız. Birçok farklı özelliğiyle ön plana çıkmış olan Senir kasabasını gezeceğiz bugün. Çok farklı, çok ilginç şehirlerle karşılaşacağımızı umuyoruz. Senir'i gezmeye hazır mıyız? Buyurun, hep birlikte Senir kasabasını geziyoruz. Evet sevgili izleyenler, Türkiye'nin gül bahçesi Isparta. Gülüyle beraber halısıyla da yıllarca meşhur olan bir ilimizdi. Ama şehir merkezinde halıcılık artık çok kalmadı. Evlerdeki halı tezgahları birer birer söküldü. Raflara, çatılara, tavan aralarına kaldırıldı. Ama Senir kasabasında gördük ki bu sanat bitmemiş. Senir Belediyesi'nin katkılarıyla açılan kursta bayanlarımız, Senir kasabasındaki bayanlarımız halı dokuyorlar vızır vızır. Adeta arı kovanı havasında. Malum biz daha önceki programlarımızda da böyle arı kovanlarına girmiştik. Şimdi Senir kasabasındaki en yoğun arı kovanındayız. Halı dokuyan ablalarımızı ziyaret ediyoruz. Evet ablalarımız dedik ama burada abilerimiz de var. Selamünaleyküm cümleten, kolay gelsin. Efendim bak burada İp ayıran bir teyzemiz var. Teyzeciğim kolay gelsin. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Allah razı olsun. Ben sizin sayenizde yaşıyoruz biz işte. Estağfurullah, estağfurullah. Hepimiz Cenab-ı Allah'ın sayesinde yaşıyoruz. Tabii. İsmimiz ne teyzeciğim? Beraber nasıl oldu mu her şey yoldur. Çok şükür. Yani burada kalabalıkta diyorsun. Tabii. Böyle bir sayesinde neşemizde, muhabbetimizde tabii, yaşayıp gidiyoruz. Ben onu demek istiyorum işte. Allah razı olsun. Evet. Sen şimdi ne yapıyorsun burada teyzem? Ben burada melk döküyorum. Bunları kolay gelsin diyorum. Muhammed'imiz yolcusu olsun, Fatıma Hanım komşum olsun, yemeklerimiz nasip olsun diyorum. Ötü dünyada diyorum. Amin. Amin. Ne güzel dua ettin öyle teyzeciğim. Ha, ahiretli dünyada gütsün gözetsin. Mutlu etsin Allah. Cehennem ateşinden korusun. Amin. Ben amin. Böyle deyip nasihat verip gidiyorum bunlara. Ne güzel işte. Bak bu kadar ekip bir araya gelmiş. Ben bunlar nasihat veriyorum. Hiç kalp kırmayalım diyorum. Dartlılık diyorum, kapı açar diyorum. Kötülük ayağını dolanır diyorum. Ben dua ediyorsun yavrum, başka bir şey değil. Allah razı olsun. Melek dokuyorsun işte. Hem boş durmuyorum, bir taraftan iş yapıyorum. Ya iş yapanlara... boş durmak istemem. Kahve melek dökerin, kapı örgüler silecek bir şeyler getirin. Örgü örgü. Öyle bir şeyler. Yaş kaç teyzem? Yaşım çok... Söylemeyeyim mi? 70 yaşını girdim. Maşallah maşallah, Allah hayırlı uzun ömürler versin. Amin. Ama neşemizden bir şey kaybetmedik diyorsun. Çok yani... şükür. Çok şükür abam, şimdi var ya, bugün dünya yarın ahirettir. Ben daima Allah'a duacıyız hepimizden. Üç günlük dünya için kalp kırmaya gerek var mı değil mi? Ya aman diyeyim, ben bunlar boyunu tembih ederim. Aman diyeyim kalp kırmak, aman diyeyim kalp kırmak. Öl deyilek gelirim, öl deyilek çıkar giderim. Allah razı olsun, çor çocuk var mı? Benim yok yavrum, o adamın var iki tane, onlar yabancı duruyor, bizi bir sayı faydaları yok. Herkes kendi derdinde öyle mi? Bir sayesinde oluyor işte. Allah razı olsun. Hayırlısı. Hayırlısı mı? Bu arkadaşlar kim? Bunlar halı dokumaya yeni başlayanlar mı? Bunun torunları. Ablacığım senin adın ne?
Eftelya. Eftelya. Ne güzel adın var senin Eftelya. Gözlere. Ahmet abi, gözlere bakar mısın maşallah? Eftelya, sen halı dokuyor musun? Dokunmuyor musun? Büyüyünce dokumak ister misin? Burada kimin yanına geldin sen? Babaannemin. Babaanne orada. Teyzeciğim, kolay gelsin. Torunlar destek olarak mı geldi size? Sizi bir tanıyalım. İsim neydi? İsim Şaziye Dindar. Şaziye teyze. Şaziye teyzemin destekçileri burada. Torunları Eftelya. Abi senin ismi? Galip Dündar. Galip, bak okul formasıyla gelmiş. Okuldan kaytarmadın, öğlen arasına mı geldin? Hangi okula gidiyoruz Galip? Buradaki sınıf. Kaçıncı sınıf? 6. 6. sınıf. 2. Eski tabirle orta 2, şimdiki tabirle 6. sınıf. Tamam, biz şöyle halı dokuyan ablalarımıza bir yanaşalım. İpliği eğiren teyzemizi gördük. Şimdi burada kirkit seslerini, güm 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 faaliyet seslerini duyuyoruz. Selamünaleyküm. Teyzeciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Hatice Göktaş. Hatice teyze. Yeni mi başladık daha buna? Yeni başladık. Allah sonunu da görmeyi nasip etsin. İnşallah, inşallah. Nereden aklımıza geldi? Yani evde canımız sıkıldı da mı geldik? Yoksa hani burada bir faaliyet olsun, bir üretime katkımız olsun diye mi düşündük? Burada stres atıyoruz. En baş özellik o diyorsun. Özellik o. Stresimizi atıyoruz. Böyle şu aletin adı nedir? Teyzemin vurduğu. Bu kirkit. Evet, neydi sevgili izleyenler. Bu yıllar önce çocukluğumuzda Isparta'nın bütün evlerinde olan halı tezgahlarının yanında bu halı ilmeklerini dövmek için kullanılan kirkit. Bunu şimdi küt 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 vurdukça stres kalmıyor değil mi? Stres kalmıyor. Allah'ın izniyle. Yani evde enişteye söyleyemediğimiz şeyler oluyordur mutlaka. Çora çocuğa bağırmak istiyoruz, bağıramıyoruz. Tabii. Ne yapıyoruz? İçimizde biriktiriyoruz. Buraya gelince kirkitten alamadım, veremedim. Şunu da deseydim iyiydi falan deyip bunu şiddetli vurdukça içimizi boşaltıyoruz değil mi? İçimizi boşaltıyoruz. Şimdi bu halı ne kadar zamanda çıkacak? Bu halı bir ayda çıkar. İki kişi dokuduk mu bir ayda çıkar. Ama yalnız dokuyoruz. Ben kardeşime geldim bugün. Ona destek olarak geldim. Destek olarak geldim. Yardıma. Yani her tezgahta bir kişi mi oluyor? Bir kişi oluyor. Hani burası şey olunca, belediye kursu olunca bir kişi oluyor. Yani herkes bir halıyı kendi başına mı çıkarmak zorunda? Çıkarmak zorunda. Yani. Anladım. Yani ama şimdi siz dayanışma içerisinde kardeş dayanışması. Teyzeciğim, siz de tanıyalım bu arada. Şengül Balbey. Şengül teyzem. Yani yardım gelmiş, destek gelmiş, iyi. Kirkide birisi vursa, birisi ilmekleri işlese olay biter değil mi? Biter. Şimdi bu kirkit. Başka aman. Bu halı dokurken kullandığımız malzemeler, bu makas. Şu teyzemin ayırdığı ipler de bunlar. Bunlar fabrika boya mı, kök boya mı? Nasıl? Bunlarda kullanılan boyanın kök boya ağırlıkta değil mi? Yani senelerce, yani yıkandıkça pırıl pırıl parlayan halılar olacak bunlar inşallah. Çok güzel. Torunlarımıza hediye yapıyoruz. Çeyizine. Çeyizine. Yani olsun diye. Sevgili izleyenler, eskiden yani büyüklerimizin bize anlattığı, büyük şehirlerde özellikle İstanbul'da variyetli aileler işte kız alırken, kızın çeyizinde Isparta halısı yoksa o hiç de bir şeyi yokmuş, çeyizi yokmuş derlermiş. Yani değil mi? Doğru. Bizim köyümüzden Erzincan'a gitti bir kızımız, akrabamızda. Oraya varınca hani senin Isparta halın demişler ona. Değil mi? Hem Ispartalısın hem Isparta halın yok. Halın yok demişler. Yani onun için bir Ispartalı olmaması zaten düşünülemez. Ama eskiden büyük şehirlerde bile Isparta halısı o kadar meşhurdu ki desenleriyle, renkleriyle, kök boya ipleriyle. Isparta halısı yoksa çeyizinde bir gelinin çeyizi yok muamelesi görürmüş. Değil mi? Biz sizi fazla lafa tutup da oyalamayalım. Diğer ablaları da bir görelim. Başka hangi halılar döşeniyor, dokunuyor. Oralarda ne muhabbetler oluyor. Bir onlara da bir eşlik edelim. Allah kolaylık versin. Sağ ol,
Sağ ol, Allah razı olsun. Hadi bakalım. Cümlemizden inşallah Allah kolaylık versin. Biz diğer ablalarımıza doğru geçelim bakalım. Sevgili izleyenler, birbirinden renkli, birbirinden güzel halıların ortasında, birbirinden neşeli ablaların yanındayım. Halı tezgahlarını geziyoruz. Tanıyalım ablaları. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi tanıyabilir miyim? Umahan Özcan. Umahan abla, bu dokuduğumuz modelin adı ne? Adı bu Serpme Ladik. Serpme Ladik modelini dokuyorsun. Evet. Umahan abla, şimdi hep burada halı dokuyoruz da. Bunun haricinde çift, çubuk, bağ, bahçe işlerimiz de var mı? İki dönüm ceviz ettik, bir dönüm bağ ettik. İçine sarımsak, soğan dikiyoruz, domates, biber ediyoruz. Onlarla uğraşıyoruz bağ, bahçeyi biz. Normalde onlarla uğraşıyoruz ama şimdi kış zamanı. Kış zamanı, buraya terapiye geliyoruz. Terapi derken burada? Burada dinleniyoruz bunu dokuyunca. Eskiden dokuduğumuzdan bu alışmışız. Bu bizi dinlendiriyor, kafamızı dinlendiriyor. Modeli baktık mı her şeyi unutuyoruz. Yani böyle baktığımız zaman sevgili izleyenler, şöyle modeli gördüğünüz zaman çok ince ayrıntılar olan bir şey. Yani normalde devamlı oraya bakmaktan gözler yorulabilir. Ama evet. Umman abla diyor ki biz modele baktıkça beynimiz boşalıyor, rahatlıyoruz diyor. Psikolojik olarak renklerin ahengi, güzelliği bizi rahatlatıyor diyor. Bir de halıyı kestik de yeri serdik mi? Değil mi? Emeğimizin karşılığında gördük müydü? Onu görüyoruz. Çocuklar veriyoruz. Onlar seviniyor. Şimdi bu dokuduğumuz halılar kursa mı kalıyor, herkes kendine mi dokuyor? Dokuyan alıp gidiyor evine. Oo, bu da güzelmiş. Yani ipimizi, şeyimizi temin ediyor, her şeyimizi. Biz dokuyoruz, evimizi götürüyoruz. Götürenler evine seriyor mu genelde? Seriyor, çocuklarını veriyor, torunlarını çeyiz koyuyor. Herkes ihtiyaç neyse onu yapıyor. Kendinden fazlaysa torunlarını koyuyor. Yani evdeki duruma göre, evet, gelin olacak kızımız varsa... Evet, torunumuz varsa çeyiz olarak ayrılıyor. Evet. Ama evde bir boşluk varsa, ya şu halı eskidi, buraya da bir kendi dokudum. Eminsin diye halıyı oraya sereyim diyen de olabiliyor. Evet, değil mi? Evet, evet. İşte nereye ihtiyaçsa orayı yapıyoruz. Enişteler nerede? Şu anda evde iş yok. Kahvede olabilir, evde olabilir. Yani, erkeklerin genelde kahvede genelde. Çalışır. Ya gençleri de görüyoruz da şu mevsimde genelde kahve ağırlıklı. Biraz yaz olsa oradan gelemeriz biz. Değil mi? İş çok. Evet. Ya maşallah. Bir gün sulanır, bir gün ilacı olur, bir gün çapası olur. Çapı makinesiyle o eder. Biz de otunu yaparız öbür çapıyla. Yaz gelince boş durmak yok değil mi? Onlar var. Şimdi biraz serbestler. Azıcık dinlensin, istirahat etsinler, yaza hazırlansınlar. Evet, hazırlansınlar. Evet, kirkit sesleri geliyor yan taraftan. Ablacığım, siz de tanıyabilir miyiz? Ben Münevver Şimşek. Münevver abla, sizin halının modeli şöyle Isparta gülleri görünüyor. Evet, bizim halının modelleri Isparta gülü. Isparta gülü modeli. Yani Münevver abla, daha önceden bu kurs yokken, bu tezgahlar yokken evde var mıydı tezgahımız? Önceden vardı ama sonra bitti, tükendi. Ama reisimiz halk eğitim bunları bize avantaj tanıdı. Eski günleri de yad ediyoruz diyorsun. Evet, evet, evet. Bildiğimiz için gönüllü gelip dokuyuz. Daha önceden bir tecrübe var yani, tecrübe biz var. Evlerde dokuduk diyorsun. Kaç yıl oldu kaldıralı aşağı yukarı, hatırlıyor musun? 15-20 olmuştur. 15-20 senedir el halısı dokumuyorduk diyorsun. Dokumuyorduk, yoktu. Ama onun öncesinde... 15 senedir dokuyoruz. Ondan önce yani senlerde de aynı Isparta merkez, evet, civar, evet, köylerde olduğu gibi her evde tezgah vardı değil mi? Vardı, vardı. Dokuyorduk. Her evden böyle kirkit sesleri güm 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 güm. Tecrübemiz oydu. Onu dokuyorduk, satıyorduk. Annemiz bize çeyiz yapıyordu. Oğlan kardeşlerimize veriyorduk. Genelde hep yani dokuyan, satmaya gidenler de bayanlardı değil mi? Bayanlardı. Erkekler halı işine karışmaz. Yok, karışmaz. Ne dokumasına, evet, ne pazarlamasına erkekler müdahil olmaz. Evet. Yani bayanlar dokur, emeğini harcar. Ondan sonra da bittikten sonra halı kesilir. Evet. Omuzuna atar. Doğru, halı pazarına değil mi? Evet, halıyı satarız, ipini alırız. Ertesi gün bir daha kurulmuştur halı. Yani...
sattık hemen iş bitmiyor. Satalım bitmeye, para bitmeye, diye. Bitmeye bitmeye hayır hayır. Ay dediğim gibi bir tane halı. İpler alınacak. Evet. Tekrar evet, tezgah evet. Hazırlanacak. Evet. Bu döngü devam edecek. Devam edecek evet. Evet. Allah kolaylık versin. Sağ olun, Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Biz bizimizden de Allah razı olsun. Halk eğitim. Emeği geçen herkesten evet. Allah razı olsun. Evet. Biz rengarenk halılar içinde gezmeye devam ediyoruz. Sevgili izleyenler, bayanların olduğu yerler adeta arı kovanı. Geçen hafta Yenişehir Bademli'de bir arı kovanındaydık. Bugün Senir'deki arı kovanındayız. Halı tezgahlarını gördük. Şimdi burada halı dokuyan ablaların orkestra şefiyle birlikteyiz. Hocam sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim İlknur Altınkurt. 5 senedir burada Senir'de görev yapmaktayım. Burası halk eğitim ve belediye işbirliği açılan bir kurs. Bayanlarımızla da konuştunuz. Hani hepsi buraya gelmekten çok memnunlar. Hani güzel vakit geçiriyoruz, eğleniyoruz diyorlar. Hani desen olarak kendimiz ayarlıyoruz desenlerini de. Ha ben onu çok merak ediyorum. Yani bu modeller, her tezgahın üzerinde bir model var. Bu modeller burada mı tasarlanıyor yoksa farklı siparişe göre ya da kişilerin isteğine göre mi ayarlanıyor? Yine modelleri kendimiz yapıyoruz, kendimiz çiziyoruz. Hani isteğe göre de farklı desen isteyebilirse de o şekilde de ayarlayabiliyoruz, yapabiliyoruz yani. Ağırlıkta en çok dokuduğumuz halılar hangi model üzerine? En çok Isparta Gülü. Hani Isparta'mızın eseri olan evet, Isparta yani. Gülümüz. Şu sıra giden yine devamlı da dokunan Milas Laleli modelimiz var. Yine şu sıra yeni olan bu şekilde şal desenimiz var. En çok giden yine bu şekilde halılarımız. Şimdi ablalarla konuşurken çoğu dediler ki yani herkes dokuduğu halıyı evet. Kendisi götürüyor. İşte çeyiz olarak kullanıyor veya işte kendi takdiri neyse o şekilde kullanıyor. Bunların haricinde mesela sipariş aldığımız oluyor mu hocam? Evet siparişte alıyoruz. Ebatlarını söylüyorlar. 3,5 metrekare, 4,25 o şekilde nasıl istiyorlarsa ebatlarını, modellerini ona göre kendimiz burada aparatımız var dışarıda. O şekilde çözüyoruz. Tel sayısına göre. Buraya kendimiz aktarıyoruz. Modeli de kendimiz ayarlıyoruz. İsteğe göre dokuyoruz. Yani şimdi bizi izleyen izleyicilerimizden burada birbirinden güzel modelleri gören izleyicilerimizden ya biz Isparta'da halıcılık bitti zannediyorduk ama bitmemiş. Senir'de bu iş devam ediyor. Çok da güzel halılar yapmışlar. Halılar dokunmuşlar. Biz de kızımın çeyizine, torunumun çeyizine ya da evin bir köşesine bu haldan yaptırmak istiyorum derse Senir'e ulaşıp sizleri bulup evet, sipariş evet. Verip bu hallara sahip olabilirler değil sahip mi? Sahip olabilirler evet. Hem bu mesajı da vermiş olduk. Gezmiş olurlar. Hem Senir'i tanımış olurlar. Hani burayı görmüş olurlar. Buradaki ortam çok farklı, çok güzel. Hani görünce de çok beğenirler. Yani hakikaten Senir'in gezilip görülecek çok yeri var. Çok farklı bir memleket. Bizim gördüğümüz kadarıyla da hani bayanların çok ön plana çıktığı bir kasaba. Hakikaten. Evet, sağ olsunlar. Her şeyde öndeler. hocam şimdi kalabalık... toplam burada 23 tane tezgahımız var. Her tezgahta bir kişi mi? Evet, her tezgahta. Yani 23 kurs. Oturuyor, yeri geliyor 3 kişi oturuyor. O şekilde de 30'a yaklaşıyoruz burada. Sayı kişi sonra. Yani halı dokuyan burada yaklaşık 30 kişi var. 30 kişi oluyor. 30 kişi. Özellikle kışın. Değil mi? Yani yaz günü zaten herkes çiftte, çubukta, bağda, bahçede. Hani kış daha ağırlıkta. Kışın daha fazla kalabalık oluyor burası. Yani sevgili izleyenler biraz önce ablalardan birisi dedi ya biz burada terapiye geliyoruz diye. Evet, evet. Evet. Hem işlerin olmadığı kış günlerinde boş vakti değerlendirmek hem burada dedikodudan uzak böyle bir neşeli, muhabbetli bir ortam hem de terapi. Neden? Dedik ya o kirkite küt vururken bütün stres gidiyor değil mi hocam? Evet. Yani, evet. Burada kavga dövüş olmuyordur zaten. Herkes sinirini, hıncını şey o kirkitten. Hiç olmadı. Yani o kirkitten stresini atıyor. O desenlere, renklerin ahengine bakarken
Yani renklerin insan sağlığıyla ilgili çok şeyler evet, anlatılıyor. Evet, mesela o anki durumuna da bağlı ya. Mesela diyelim o kişiliğini de yansıtıyor bu halı. Mesela bu dokuyan, halıyı dokuyan biraz daha böyle farklı kişilikte bir. Mesela beyazlar var, bakır var, sarı var. Hani kişiliğini de yansıtıyor. Yani ne kadar canlı renkler canlı yapıyorsa renkler cıvıl cıvıl. Evet evet. Hiç o kadar canlı. Yani hakikaten yani şu halıların renginin ahengine bakınca insanın içi rahatlıyor. Yani ablalar bir şey söylerken boş söylemiyorlar. Terapi doğru, hakikaten doğru. Var. Yani şu desenlere, renklerin ahengine bakınca kişinin insan... canlılığı, kırmızının canlılığı. Yani, tabiatta ne varsa evet, hepsi burada halıya yansımış. Yani insan hani sevgili ismini bir anda şey yapamadım. Kilim türküsünü söyleyen Fatih Kısaparmak. Kusura bakmasın. Bazen insan kendi adını en yakının adını bile unutuyor. Aşkı dokudum kilime diyor ya. Yani insan içinde ne varsa onu yaptığı işe yansıtıyor. Yemek yaparken bile öyle. Yani evet, sevgini katarsan daha farklı. Değil mi? Daha lezzetli, daha bir farklı oluyor insan böyle sinirli yaptığı yemeğin tadı, lezzeti başka oluyor. İnsana tat vermiyor. Ama böyle işte ya muhabbetini, aşkını, ne bileyim sevgisini onu da kattığı zaman yemeğin lezzeti bile doğru. Değişiyor. Sinirliyken kattığını düşünsenize içine tuzu dolduruyor. Evet. Yani burada sevgili izleyenler görüyorsunuz birbirinden güzel desenler, birbirinden güzel renkler. Anlatacak çok şey var ama görüntüler anlatmaya, kelimelere gerek bırakmıyor. Her şey birbirinden güzel. Her şeyden önce ablaların birbiriyle uyumu, ahengi güzel. Burada devamlı eller işliyor. Diller işlese de ellerin işlemesine mani olmuyor. Biz bu arı kovanını gezmeye devam edelim. Hocam size de verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Siparişi biz bilahare geçelim olur mu? Evet, evet, evet. Kolay gelsin hepinize. Buradan da Sayın Belediye Başkanımız Kazım Önder Varol'a çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burada onun da çok emeği var. Evet, evet. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Evet. Arı kovanını gezmeye devam ediyoruz biz. Ben şu gönül tezgahında kilim dokudum, erenlerin dergahında aşkı okudum. Töremizde kilim demek, ilim demektir. Kilim sevdadır, özlemdir, derttir, istektir. Ayıptır, günahtır diye kilit vurdular dinime. Aşkı dokudum kilime, anlıyor musun? Yetinmedim, türkü yaktım, gayrı bu canımdan bıktım. Hani senin olacaktım, dinliyor musun? Anlıyor musun? Sevgili izleyenler, hal dokuyan ablaların hemen üst katında başka bir yoğun bir odaya girdik. Burada da böyle daha ince işler yapılıyor. Hocamızla beraberiz. Hocam öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Aysun Ayan. Keçibor Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açmış olduğu Senir Kasabası'nda el ve makine nakış kursunun hocasıyım. Burada ağırlıkta el ve makine nakışı yapılıyor. Evet, aynen. Neler üretiyoruz hocam? Böyle ayrıntılı anlatmak gerekirse mesela. İşte masada da gördüğünüz gibi çivili kas nakış yapıyoruz. Kurdele nakışı. Sonra makinelerde piko yapıyoruz. Takılarımız var aynı şekilde. Çeşitli testler falan görün, boyamalar evet, falan da yapıyoruz. Çeşitli tekniklerle yeni çıkan modelleri uygulamaya çalışıyoruz. Yenilikleri yakalamaya çalışıyoruz. Çok güzel. Kaç kurs yerimiz var hocam? 15 kurs yerimiz. 15. Kışın daha mı fazla? Tabii, fazla olduğu tabii gibi. Tabii ki. Aynen. Değil mi? Yani kışın... Yapılacak bir iş yok. Burada kurs yerlerimizle beraber hem zaman geçiriyoruz hem el becerileri gelişmiş oluyor. Yeni ürünler ortaya çıkmış oluyor. Çok güzel.
Halde okuyan ablalar dediler ki aynı zamanda biz burada terapi de oluyor tabii bize. Burası da aynı işlevi tabii görüyor ki, değil mi? Tabii ki. Beyinleri dinlenmiş oluyor. Yeni bir ürün çıkıyor ortaya, onu tamamlamaya çalışıyorlar. Yeni bir el becerileri gelişmiş oluyor. Düşünsene de yeni bir model çıktığı zaman hiçbir şey düşünmez ki başka bir şey. Evdeki sorunu hiçbir şey düşünmez. Sadece ona yoğunlaşır. Odaklaşırlar. O yüzden tabii ki burası da bir terapi gibi. Çok güzel. Hocam müsaade ederseniz kursiyerlerimize de bir mikrofonu uzatalım. Ablacığım sizi tanıyalım. Gelmesinler deli gibi duruyorsun. Korkma, inan mikrofonda hiçbir tehlike yok. Kimyasal hiçbir şey yok. Tamamen temiz. Sıdıka Topal. Sıdık abla ne yapıyoruz burada? Çivili kas nakışı yapıyoruz. Havlu işi yapıyoruz. Kurdele nakışı, onları işliyoruz. Bunları yapıyoruz, çivili kasmağı. Şimdi hocam bir şeyler söyledi ama evdeki sıkıntıları unutuyorlar, burada şey yapıyorlar. Yani çaktırmadan, doğru mu söylüyor hocam şimdi, siz çaktırmayın şimdi, hocam görmesin sizi. Gerçekten öyle mi durum? Tabii canım, biraz buraya geldik mi unutuyoruz evdeki her şeyi. Yani. Değişik bir şey oluyor burada. Evdeki sıkıntılar, stres uzak oluyor. Burada muhabbet ortamı da iyi. Evet, güzel. Dedikodu yok. Yok. Tamam, iş var, muhabbet var. Evet. Çok güzel. Sizi de tanıyalım. Hatice Karagöz. Hatice Hanım, elinizdeki... Ben burada iş yapıyorum havluya. Yani, sevgili izleyenler, görüyorsunuz. Bu havluya insan yüzünü silmeye vallahi kıyamaz. Yani siz kıyıyor musunuz? Biz de çeyizlik yapıyoruz çocuklar. Genelde çeyizlikler böyle hazırlanır. Böyle kimsenin dokunamayacağı yerlerde kalır. Burada da öyle mi? Öyle. Yani insan diyorsun bu kadar emek sarf etti. El emeği, göz nuru döktü. Bunu kullanmaya kıyamaz diyorsun. Öyle. İşte gelinlerimizi, kızlarımıza onları koyacağız. İnşallah onlar kullanırlar. Biz İnşallah. İnşallah. Onlar kullanırlar. Biraz sıkıntı olacak ama şöyle uzağa doğru mikrofonu uzatayım. Hemen ablacığım teşekkür ederim. Müsaadenizle şöyle. Lütfen rahatsız olmayın. Sizi tanıyalım. Ben Fatime Varol. Soy ismi biraz aşina geldi bana. Evet. Nereden aşina geliyor bana bu soy ismi? Başkanlıktandır belki. Belediye başkanının eşi. Evet. Yani köşe başında oturduğundan zaten bir şey vardı değil mi genelde? Olsun evet. Köylere gidiyoruz, muhtarların hanımları köşe başında. Değil mi? Kasabada da belediye başkanının işi. Evet öyle. Çok güzel. Başkan Bey'in hakikaten Allah razı olsun böyle bir mekan açması, bayanlara böyle bir imkan sunması güzel bir şey. Burada Başkan Bey'i temsilen de sizin bulunmanız daha güzel bir şey. Evet. Hı-hı. Yani sıkıntılarını bu tarz şeyler... Başkanlarımız adına bize böyle bir imkan yarattı. Estağfurullah. Başlar, geliyoruz. Burada belediye ile ilgili sıkıntılarını da size mi iletiyor burada ablalar? Evet, biraz öyle oluyor. El alıyor biraz. Ya bizim mahallenin taşları sökülmüş biraz işte akşam sen başkana söyle de. Evet oluyor sorunlarda. Allah kolaylık versin. Burada el işlerine de devam ediyoruz. Evet ediyoruz. Hı-hı. Daha önceden var mıydı? Vardı. Evde de yapıyorduk zaten bunları ama burada. Çünkü çivili kasnak işimiz yoktu. Bu çivili kasnak işi yoktu önce. Bu sene başladı. Bu yıl hocamız oldu. Hocamız sayesinde bu yıl oldu. Bu sene yeni yeni yani bildiğimiz şeylerin üzerine de bir şeyler katmaya devam ediyoruz. Evet çalışıyoruz. Teşekkür ederim ablalar. Şurada bir ablam elinde makas bir şeyler kesiyor. Bir de oraya göz atalım. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz önce? Ayşe Vural. Ayşe abla sen ne yapıyorsun burada? Ben de kas nakışı yapıyorum. Ben aslında dikişi gelmiştim. Dikişi öğrenen diye. Onu piki yaptım şurada. İşi büyüttüler. Biz sen bunu yapmaya şey. Baktılar cevher var. Bu daha başka şeyler de göstersek yapar dediler. Yanılmamışlar ama değil mi? Öyle oldu zaten. Çok da güzel şeyler yapmışız. Bunları kendimize yapıyoruz değil mi şimdi? Torunları yapıyoruz. Torunları yani kendimize derken yani kendi evimize... Torunların çeyizine mi koyacağız? Evet çeyizine. Ahmet abi şöyle bakar mısın ne kadar güzel kibar bir iş. Şu oda takımı. Yani, ellerinize sağlık. Evet hocam ben şu arkada Ayşe abla eline koluna sağlık. Sen şimdi torunlara dedin kaç tane torun var? 4 tane. Allah bağışlasın. Gelinlere artık hazırlık değil mi bu? Oğlanlara da çeyiz yapılıyor mu? Yapılıyor. Bizim yapılmaz burada olur. Çok yapılır. Oğlanlar yapılır kızlara. Hayırlısı bakalım. Gelinler böyle şanslı olacak. Bedavaya birçok şeye konmuş olacaklar. İyi bakalım. Allah kolaylık versin. Gelinler önem verir bizim burada. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Bekar bayanlar. Senirden bir nasip kısmet çıkarsa hiç hayır demeyin tamam mı? Vallahi bak çeyiziniz hazır. Böyle tatlı dilli güler yüzlü kayınvalideler de hazır. Yani
Kız olsaydım koşa koşa gelirdim. Allah kolaylık versin Ayşe abla. Hocam şurada rengarenk bir şeyler gördüm ben. Bunlar nedir? Bunlar takı. Takı tasarımı yaptık boncuklarla. Kolye. Bileklik. Buradaki ablalar yaptı hepsini, evet, öyle mi? Dayım ablası yaptı. Harika. Su testilerini boyadık. Boyuyoruz. Bunlar çok şeylerimiz var da hepsini getiremedik yani. Sevgili izleyenler, yani tamam, testiden su içmek çok sağlıklıdır. Toprak olduğu için doğal şeylerden su içmek, plastik kaptan içinceye kadar, cam sürahiden, ama en güzeli toprak testi. Ama şöyle bir testiden su içmek gibisi var mı ya? Yani içerken göz zevkinizi de tatmin etmiş oluyorsunuz. Buz gibi de suyu içinden içmiş oluyorsunuz. Değil mi hocam? Yani rengarenk. Şimdi bir elimde mikrofon tuttuğum için iki testiyi birden omzuma alamıyorum. Ortadaki ben, karıştırmayın. Evet, birbirinden güzel şeyler. Hocam elinize sağlık, gönlünüze sağlık. Bu ablalarımıza böyle güzel şeylere ön ayak olduğunuz için. Yan tarafta da bir faaliyet devam eden bir yer daha var. Bir de oraya geçelim. Oradaki ablalarımız nelerle uğraşıyor, onları da görelim. Allah kolaylık versin. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, hemen yan odaya geçtik. Burası da maşallah çok aktif. Önce hocamızı bir tanıyalım. Hocam sizi bir tanıyalım. Ben Gülşah Şibili. Sinirliyim. Buralısınız. Evet, buralıyım. Çok güzel. 5 yıldır burada görev yapıyorum. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde. 5 yıldır kurs açıyorum. El sanatları adı altında. Genelde isteğe bağlı hani oluyor, öğrencilerin isteklerine bağlı çalışıyoruz. Kırk yama gösteriyoruz. Keçe sanatlarını canlandırıyoruz. Daha sonra ahşap boyama yapıyoruz. Testi boyama yapıyoruz. Çivili kasnak yapıyoruz. Yani her şekilde her şeyi açığız biz. Yani el işi olarak aklınıza ne geliyorsa hepsini yapıyoruz diyorsun. Havlu işliyoruz mesela, panç işi yapıyoruz. Yani hani öğrenci diyor mesela şunu yapabilir miyiz, yaparız. Hani kesinlikle onu yapamayız, bizim kursumuz o değil demiyoruz. Yani herkesin isteğini açığız biz. O şekilde işlerimiz devam ediyor. Kırk yama yapıyoruz aynı zamanda. Yani hocam işiniz zor. Neden? Şimdi artık teknoloji ilerledi. Her evde aşağı yukarı internet var. Bilgisayarımız var bizim. Ben her gün getirip götürüyorum. Modelleri oradan atıyorum. Burada elimizin altında oluyor modeller. Hiç yani model bulmakta sıkıntı çekmiyoruz. Ben gecelere kadar model araştırıyorum. Hani öğrencime gösterebilmek için kendim de uğraşıyorum. Hani bir şey göstermeden önce zaten yapmak gerekiyor. Hani ya hatalarını... Kendi yaptığım şeyi gösteriyorum diyorsunuz değil mi? Hani örnek olarak yapıyorum yani, böyle olacak diye. Çünkü hiçbir şey bilmediğim bir şeyin içine kesinlikle hani başına geçmem. Önceden kendim yaparım, araştırırım. Çok daha güzel. Sonra öğrencilerime sunarım. Ben şöyle düşünmüştüm hani... İnternet var her evde. Yani bayanların ihtiyaçları da bitmiyor. Sınırsız. Evet. Özellikle çeyiz noktasında. Yeni bir şey gördüğü zaman hocam bunu yapalım mı istekleri çoğalır. Hepsine nasıl cevap vereceksiniz diyecektim. Vermeye çalışıyorum yani. Herkesin istediğini yapıyoruz. Hani yok yapamayız. Onu dediğimiz olmuyor kesinlikle. Yani ben oradan yoğun istek gelir siz. Ya bu kadar da istek olmaz dersiniz diye düşünüyordum ama siz bir adım önde gidiyorsunuz maşallah hocam. Her şeyi açığım. Çok güzel. Sevgili izleyenler. Yani birazdan göreceksiniz burada o kadar birbirinden farklı, birbirinden güzel işler var. Mesela şu arkamızda gördüğünüz sobanın üzerinde güğüm var. Sobayı bütünleyen en tabii aksesuar güğüm. Soba varsa mutlaka üstünde güğüm vardır, çaydanlık vardır. Bu güğümün ham hali ama şu elimde görmüş olduğunuz güğüm burada hocamızın öncülüğündeki ablalarımız tarafından sanat şaheserine dönüştürülmüş hali. Yani bunu insan sobanın üzerine koymaya kıyamaz değil mi hocam? O şekilde planladık onu. Yani bunu kaldırıp sobanın üzerine koyup kullanmıyoruz diyorsunuz. Bu aksesuar ama bir dokunan falan olursa elleme onu, dokunma falan. Hiçbir şey olmuyor yani, kullandığımız malzemeler çok sağlam. Hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyor. Anladım. Dayanıklı. Test edelim hocam. Yok, gayet güzel. Yapanların eline sağlık. Burada şunu bırakayım ben başına bir hal gelmeden. Hocam müsaade ederseniz şöyle çalışan ablalarımıza doğru ben geçeyim. Mikrofonu çalışan ablalarımıza uzatalım.
Efendim kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Kamran Özgür. Kamran Hanım, elimizde zamk. Böyle yapıştırıyoruz. Bu bittiği zaman nasıl bir eser ortaya çıkacak? Bunu bittiği zaman şu yan tarafta gördüğünüz gibi olacak. Yani şekil vereceğiz. Siz sadece zamklama işlemini yapıp yan tarafa mı veriyorsunuz yoksa? Bunu yaptıktan sonra kuruyor, sonra kendim yapıyorum. Yani benden çıkıyor. Hepsi. Baştan sona kadar bütün eser bana size ait oluyor. Evet. Çok güzel. Kolay gelsin. Sağ olun. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Efendim sizi tanıyalım. Ben Tuğba Özgür. Rusça öğretmeniyim. Rusça öğretmenisiniz? Evet. Hocam burada Rusça kursu da var mı? Rusça kursu şu an yok. Keçibor'da var. Burada İngilizce kursumuz var. Akşamları devam ediyor. Çok güzel. Yani hem kurs öğretmenisiniz ama aynı zamanda boş vaktinizi değerlendirmek adına burada kurser olarak da olayı zenginleştiriyorum diyorsunuz. Evet. Akşamları iş, gündüzleri eğlence, hobi yapıyoruz. Arkadaşlarımıza hediyeler yapıyoruz. Kafa dağıtıyoruz. Stres hepsi gidiyor. En önemli kısmı da o sanki değil mi? Evet, evet. Ya en işi yapmak yani her şeyden önemli. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Güzel geçiyor yani. Çok güzel. Kolay gelsin hocam. Hemen yan tarafa geçelim. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Ben Ülker Avşar. Ev hanımıyım. Boş vakitlerimde buraya geliyorum. Güzel şeyler oluyor. Boş vaktimizi değerlendiriyoruz. Ev işlerinde aksatmıyoruz bu arada değil mi ama? Hayır tabii canım. Eve gidince nerede kaldın kardeşim yemek bile yapmamışsın falan demiyor değil mi enişte? Önce evler işliyoruz. Evet boş vakitlerimizde buraya geliyoruz. Güzel şeyler yapıyoruz işte böyle. Çok güzel. Hakikaten güzel işler çıkmış. Yani birbirinden nadide sanat eserleri sevgili izleyenler. Yani güğümler, testiler, ondan sonra ince el işleri. Burada neydi hocam? Keçe işleri. Evet birbirinden güzel şeyler var. Ahşap boyama işleri var. Ablaların ellerine sağlık. Biz seniri gezmeye devam ediyoruz. Bugün siz günüdür, güvercinler ağlayın, kızım gelin olacak, yüreğimi dağlayın. Seniri gezmeye devam ediyoruz. Biz, of abi, ya yani bana yapmasaydınız bunu iyiydi ama yani sevgili izleyenler, bizim biliyorsunuz dumanlı haberleşme sistemimiz var. Sistem burada da harekete geçti sanki. Abi iki tane baca var, görüyor musun abi? İkisinden de duman çıkıyor. Burada kesin bir hareket varsa kesin bir bereket vardır. Bir dakika abi, şu camlardan içerisi görünüyor mu? Allah! Abi vallahi var burada bir hareket. Ben buraya girmezsem ayıp olur şimdi. Bana müsaade. Vallahi yanılmamışız. Selamünaleyküm. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bereketli olsun. Ben şöyle sokaktan geçiyordum. Dur şöyle bir oturayım aranıza. Bizim şimdi eskilerde dumanla haberleşiyorlardı ya. Biz şimdi de dumanla haberleşiyoruz. Nasıl? Yoldan geçerken bir duman çıkıyorsa diyoruz burada, hele köy yerindeysek, bir ekmek işi vardır, bir bereket işi vardır. Hemen bir de öğlen vakti oldu, karnımız acıktıysa o tarafa doğru meylediyoruz. Burunlar da iyi maşallah. Bizim köye gelen hiç aşk kalmaz. Allah razı olsun. Abla sizi bir tanıyalım önce. Ben Gülümser Kiraz. Benim dünürüm oluyor bu ev sahibi. Öyle mi? Onun yardımı geldim ben. Bugün yani dışarıdan gelecekler var diye yapmıyoruz. Normal rutin yaptığınız bir iş değil evet, mi bu? Evet. Yani bak sevgili izleyenler. Tövbe olsun. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Yani biz geliyoruz, bize börek çörek yapın, gözleme yapın falan demedik. Yani Anadolu'nun değil mi? Nasip varsa nerede olsa nasip insanı buluyor. Anadolu'nun hangi köyüne giderseniz gidin. Dedik ki her programımızda bunu üstüne basarak söylüyoruz. Aç kalmazsınız. Mutlaka kış günü de olsa, yaz günü de olsa bir böyle bir
ekmek, börek, çörek faaliyeti var. Bizim de çok şükür, bin şükür buraların bir sözü vardır. Kayından seviyormuş dediler ablalar girer girmez bana. Rahmetli Nur içinde yatsın, severdi. Yani buraların insanlarını, kayınvalideleri hep sever. Köye yolu düşenleri zaten kayınvalidesi seviyordur ki köye yolu düşmüştür. Burada şimdi genelde ne yapıyoruz abla? Gözleme mi? Gözleme yapıyoruz. Yufkalar kışlık yukadan, ekmeğimiz. Evet. Ne kadar sıklıkla yapıyoruz bunu? Mesela haftada bir mi, ayda bir mi? 3 ayda bir yapan olur, ayda bir yapan olur. Herkes ye işine bağlı. Olunca köyde öncekiler gibi çok yufka yiyen olmuyor. Ekmek çıktı, mertlik bozuldu, öyle mi? Oldu öyle. Ama yufkanın, böreğin yeri ayrı değil mi? Çok yapıyoruz. Kahvaltıda peynirle çok güzel oluyor. Evet. Üstünde gevreteceksin, böyle kızartacaksın. Her ev çok güzel. Tadından yenmez değil mi? Evet, çok oluyor işte kışın. Yani konu komşuyu da çağırıyorlar. Kış ekmeğinden ayrı böyle yapılır börek. Sadece yani böyle özel günler. Kışın değil, evet. Kışın haricinde, şeyin haricinde. Kışlık ekmeği yaptık, yığdık, bitirdik. Ama kendi damak zevkimize uygun da konuyla komşuyla yiyecek böreği, çöreği de, evet, gözlemeyi de aradan çıkarırız. Onları konum komşu yaparlar. Böyle. Daha güzel olur. Kalabalık. Ben şöyle ateşin bağrına doğru ilerleyeyim mi yavaş yavaş? Ablacığım çok özür dileyerek şöyle geçiyorum. Teyzem kolay gelsin. En kıymetli yer burası. Burası. Neden? Bir. Çok iyi olur burası. Ateşin başı değil ateşin mi? Ateşin başı. Bir, ateş var, ısıtıyor. İki, pişen gözlemelerin kokuları geliyor böyle türüm türüm tütüyor. Sen yemiyordur galiba bu şey bittikten sonra. İnsanda iştah kalıyor mu? Kokusundan doyuyordur. Yiyor. Baka baka hepsini bitirdin ben. Ben yemezsem zaten diyorum gelen misafirler yemez. Misafirler yemez. Değil mi? Önce kendi yaptığımız kendimiz yiyeceğiz ki karşı tarafa güven vereceğiz. Güven vereceğiz. Evet. Neyil var? Bunlar şimdi böyle renkleri birbirinden farklı. Kabak, ıspanak, peynir. Hepsinden yapıyoruz böyle. Kabak meşhur. Isparta kabağı mı? Isparta kabağı. Evet. Tatlı. Sevgili izleyenler, Isparta'nın meşhur olan çok şeyi var. Gülünü halısını bilmeyen yok. Bir de kabağı meşhurdur. Onu da aslında bilmeyen yok da yeri geldi hatırlatayım dedim. İşte kabaktan böyle gözlemelerin içerisinde de güzel malzeme oluyor. Şekil olarak da çok güzel. Tat olarak da güzel olduğundan hiçbir şüphem yok. Onu ben birazdan çaktırmadan halledeceğim. Bir de şöyle yufka açan ablama doğru geçeyim ben. Ateşten de biraz uzaklaşmış olayım. Unları, gözlemeleri de çiğnemeden geçeyim, günaha girmeden. Ablacığım kolay gelsin, sizi de bir tanıyalım. Selma Çelik. Selma abla, bu evin mensubuyuz herhalde. Yok hayır, komşu muyuz? Evet. Değil mi? Bu işler hep komşu, birbir sayesinde oluyor. Beraber. Komşuluğun en güzel tarafları bunlar herhalde. Yardımlaşma. Yardımlaşma da şimdi bağ bahçe işinde yardımlaşma ayrı. Bir de böyle börek çörekle yardımlaşma sanki daha bir güzel değil mi? Evet doğru. Daha yani işin sonunda neticede hem göze hem mideye hitap eden şeyler var. Evet. Öyle olunca komşuluğun daha bir güzel yönleri ortaya çıkıyor. Doğru tabii canım, beraber. Maşallah böyle zar gibi açmışsın. Şunu şöyle kaldırma imkanımız var mı? Yani buradan baksalar beni görecek sanki sevgili izleyenler. Şöyle tutayım ben. Abi görünüyor muyum? Sesim geliyor, görüntüm de geliyor mu abi? Zar gibi maşallah. Bundan baklava bile yapılır. Yani ben bozmayayım düzenini. Şöyle hem geldin işimize mani oldun, hem geldin yufkamızı haşat ettin demeyin abla. Allah kolaylık versin. Evet, yapıştırmış mıyım? Neyse ben baştan yapsaydım onu çok güzel yapardım aslında da. Neyse sen orada keşke haberim olsaydı mikrofonu kapatsaydım. Şu işin merkezine doğru ilerleyeyim ben. Evet, şu barikatlardan atlayaraktan şöyle işin merkezine doğru geçelim. Burada da bir soba var. Ablacığım kolay gelsin. Hoş geldiniz. Engel olmadan sizi bir tanıyalım. Ben Nurgül İnce. Nurgül abla, sen böyle üretimin en baş safhasındasın. Evet. Genelde böyle üretime hakim olan kişiler ev sahiplerinden olur. Ev sahibisi misiniz? Evet. Bak. Tecrübeyle sabit sevgili izleyenler. Burada üretimin en başındakiler genelde el sahibidir. Olaya hakim olacak, şunu şöyle aç, bunu böyle yapma. O
harcı çok oldu, niye o kadar fazla kullandın falan değil mi? Yönetim yok, sizde. Yok yok, öyle şeyler olmaz. Olmaz mı? Olmaz. Fark etmez, daha çok yapın derim ben. Bizim gönlümüz zengin diyorsun tabii abla. Ki, tabii ki. Şimdi orada şey yaptık, 3 ayda bir falan yaparız dediler ama evet. Yani malzeme biraz fazla geldi bize yani. Ya yukayı sulayıp da sonra kullanıyoruz ya kuruttuktan kare. Onun için 3 ay yiyoruz, böreği çöreği de canımız istedikçe yine yapıyoruz. Bugün biraz çok canımız istemiş, biraz da baktığınız misal. Yok her zaman kalim. Çaktırma. Fazla... her zamanki, genellikle komşularla beraber yaptığımız için çok yapılıyor yani. Bol bol yapılıyor. Evet. Aç olan kimse kalmasın yani, sofraya oturan aç kalkmasın. Bol bol yesin diyorsunuz. Şimdi hep bayan bayana mı? Bayan bayana. Erkekler birazdan öyle bir kahveden çıkıp gelip. Sadece yemek yemek için gelirler. Öyle mi? Yani şimdi olay bitecek ya birazdan. Yani bitince onlara bir alo deyip hadi börekler çörekler hazır mesajı gitmiş. Gelirler, yemeklerini yerler, akşama bir daha gelirler. Akşama da kalması gerekiyor bunların. Yok, akşama başka şeyler yaparız galiba. Oo. Akşama aynı şey yemezler. Yani valla Senir'de yaşamak çok farklı bir şey. Yani burada yaşayan insanlar çok şanslı, özellikle erkekler. Neden? Ha, yani öğleyin yapılıyor. Bu kadar emek sarf ediliyor. Bunlardan yemeğe çağrılıyorlar. Ondan sonra abiler tekrar gidiyor. Bir kahvede iki çay daha içiyorlar, iki sohbetin belini kırıyorlar. Akşama geldiklerinde bir de farklı bir menü kendilerini bekliyor. Öyle mi? Ben yanlış anlamadım yani böyle. Evet, akşam aynı yemeği yemezler. Öğlen ne yedilerse akşam değişik olacak. Allah Allah. Gerçi benim eşim gelmiyor öğlenlere de, çalıştığı için bugün çağırmadık. Nerede eniştem şimdi? Gül fabrikasında. Ha, evet sevgili izleyenler, Isparta Gül memleketi. Senir'de bir de gül ürünlerin işlendiği bir fabrika var. İnşallah fırsat bulursak birazdan oralara da gideceğiz. Eniştem orada çalışıyor, yemeğini orada hallediyor ama akşam geldi, siz gündüz gözleme yaptınız arkadaş, nerede bizim pay diye sorabilir değil mi? Biz ayrı koyuyoruz onu, akşam geldi mi tekrar. Allah kolaylık versin, Allah emeğinizi bereketlendirsin, ekmeğinizi de bereketlendirsin. Amin. Yiyenlere de afiyet olsun. Amin. Efendim, şimdi göz göre göre gönül dayanmıyor, biz bu görüntüleri fazla uzatmayalım size. Biliyorum izlerken içiniz gidiyor, ah biz de şimdi Senir'de olsaydık da şu güzelliklerden faydalansaydık diye. Hepinizi temsilen ben birazdan onları sırf sizin için, kendim için bir şey istiyorsam ne olayım? Ne olayım? Bir şey olmayayım. Karnım doysun. biz ablaların yaptığı bu güzel gözlemelerin tadına bakalım, sonra Senir'i gezmeye devam edelim. Gayet güzel. Kaç tane var? 45 tane koyun var abi. 45 tane. Hı. Maşallah. Allah bereketlendirsin. Sağ ol, Allah razı olsun abi. Cümlemizden. Zor mu? Çobanlık koyunlarda kaçmasın. Gözün yolda. Yok, şey olmaz. Koyun eve gidecek. Depodan şeyden dolduruyoruz. Evlere servis. Acil saman servisi. Bunun bir kısa numarası falan var mı? 118, 112. Yok, eşimin numarası var. Yollar oradan oluyor. İsmi ne abinin? Şenol Yıldız. Amcacığım sizi tanıyabilir miyiz? Kut. Hı? Muzaffer Kaya. Muzaffer amca, İngilizce de maşallah var. Almanca. Almanca, İngilizce, Almanca. Japonca, Rusça. Rusça yok. O Hargürettin beni kocadır. Değil mi? Ben Hargürettin'i öyle. İyiyse tatlı tatlı geçindik mi? 80 yıl...
106 yaşına kadar yaşarım ben. Ziya amca, diyorlar ki şimdi evin önünde biz bir ATV gördük, motor. Motor. Ziya amcam diyorlar, yazın o motordan inmiyor diyorlar. Böyle sürat motoru gibi kullanıyor, buralarda hava atıyor millete diyorlar. Ona mı biliyorsun sen? Biliyorum yani.